namazımızda özellikle Cuma'nın bereketi üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü Cuma gününde diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar, bir icabet sahinde efendim akrabalarla münasebetler, komşularla münasebetler, ticaret, alışveriş, seyahat, şu bu hangi halde olursak olalım İslam üzere olduk mu bereket üzerineyiz demektir. Nur üzerineyiz. Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olduğu hal üzereyiz demektir. Yüce Rabbim İslam'a olan bağlılığımızı, Kur'an'a olan tebaiyetimizi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme olan ittibamızı günden güne artırsın ve bizleri gerçek Müslümanlar, gerçek müminler eylesin. Dua ediyoruz. Yani adı Müslüman olup da İslam'ı yaşamayan kişilere fazla fayda vermeyecek. Doğruyu söylemek lazım kıymetli kardeşlerim. Huve semmâkumul müslümîne min qablu ve fî hâzâ. Cenab-ı Hak Hazretleri Adem aleyhisselam'dan beridir müminlere, inananlara Müslüman adını vermiş. Ama lafta kalan bir İslam'ın, lafta kalan bir Müslümanlığın bugüne kadar kimseye faydası olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onun için her halükarda Müslüman olmaya çalışalım. Gizlide ve alaniyette, evde ve çarşıda, hacda nasılsak, umrede nasılsak, camide nasılsak 24 saatimizi öyle nurla ve bereketle geçirmeye çalışalım. Bizim için faydalı ve bereketli olacaktır. Leyluha kenehariha buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Gecesi de o İslam'ın, o nizamın, o düzenin, o hayat tarzının gecesi de gündüz gibidir. La yezi'u anha illa halik. Kim ondan uzaklaşırsa helak olur. Rabbim muhafaza buyursun. Kim İslam'dan uzaklaşırsa helak olur. Yüce Rabbime ne kadar hamd etsek az, kıymetli kardeşlerim, aziz gençler, küçük yavrular, Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Niye? Çünkü Rabbim bizi bir İslam beldesinde yaratmış. Müslüman anneler ve babalardan dünyaya gelmişiz. İslam'ı yaşıyoruz. Müslümanız diyoruz. Sorulduğu zaman Müslümanım elhamdülillah diyoruz. Ve de bu izzetten, bu devletten, bu şereften dolayı alemlerin yüce Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. La yezi'u anha illa halik. Kim ondan? İslam Nuh aleyhisselam'ın gemisi gibidir kıymetli kardeşlerim. Nuh aleyhisselam'ın oğlu olduğu halde Kenan gemiye binmeyince gemiyle babayla oğlun arasını, evladım gel şu gemiye bin diyordu Nuh aleyhisselam, gel bu gemiye binmeyenler kurtulamayacaklar, bugün helak olacaklar. Çünkü bu gemi İslam gemisi, bu gemi Kur'an gemisi, bu gemi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kaptanlığını yaptığı gemi. Gel dedi. Yok dedi, ben dağın başına kaçarım ve de orada kurtarırım kendimi. Ve hale beynehum el mevcu ve kâne minel muğragîn. Aralarına bir dalga geldi, aldı götürdü bir tarafa doğru. Peygamber oğlu olduğu halde helak olanlardan, o tufanda gark olanlardan oldu. Rabbim muhafaza buyursun. Bugünün fitne tufanlarında, fitne ve fesat dalgalarında kurtuluş ancak ve ancak İslam gemisine binmekle mümkün olacaktır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum. Aman ha, başka bir yerde mutluluk, başka bir yerde huzur, başka bir yerde güven, başka bir yerde iyilik aramayalım. Dünyanın ve ahiretin huzuru ve saadeti hep İslam'dadır. Rabbim İslam'ımızı ve Müslümanlığımızı günden güne daha güzel eylemeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Umumi sohbetlerimize bugün şöyle bir ara verip
bir farklılık olsun, biliyorsunuz büyük günahları işliyoruz ama onları tamamlayacağım inşallah Rabbim ömür verirse. Daha saymamız gereken birkaç daha büyük günah, Resulullah'ın saydığı büyük günah kaldı. Bugün cemaatime şöyle farklı bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı bir buket sunayım arzu ettim. Farklı bir çiçek demeti. Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki şu üç şey vardır ki o üç şey günahlara kefarettir. Selâthun kefaratun ve selâthun derecâtun. Üç şey de vardır ki müminin derecelerinin artmasına, Allah katında değerinin artmasına vesile olur. Selâthun munciyâtun. Şu üç şey de vardır ki onlar kurtuluş vesileleridir. Ama ve selâthun muhlikâtun. Şu üç şey de helak sebebidir. Böyle üçerli halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize bir buket sunuyorlar. Ben de bu güller demetini bugün cemaatime arz edeyim arzu ettim. Daha önce kürsüye çıkarmadığımız, değişik vesilelerle temas ettiğimiz konular ama bu haliyle kürsüye çıkarmadığımız bir hadis-i şerif. Bugün inşallah ezanımız okununcaya kadar bu hadis-i şerife beraberce kulak vereceğiz. Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki فَاَمَّا الْكَفَّارَاتِ. Nedir kişinin günahlarını affettiren, soruyoruz ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. İnsanız, beşeriz, günahlara giriyoruz ya. Kişinin günahlarını affettiren şeyler şunlardır. فَاِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبْرَاتِ. Zor günlerde, sıcak veya çok soğuk günlerde abdeste devam etmek buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Abdesti güzelce almak, pırıl pırıl. Eskisi gibi kuyudan gelecek, kovayla çekilecek, ne bileyim ıbrıkla dökülecek, yok böyle bir şey artık, kalmadı. Kalmadı. Bizim çocukluğumuzda bile babacığım rahmetullahi aleyh İçeride leğende ibrikle abdest alır, biz abdest suyu dökerdik. Benim yaşımda olan kardeşlerim hatırlarlar. Bu abdest suyu dökme meselesi olduğu zaman Arif Nihat Asya'yı, her şeye rağmen Rabbim günahlarını affetmiştir inşallah, milli şair gibi değerli bir şair, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme çok güzel bir naatı var biliyorsunuz. Biz diyor abdest almayı, bu küçük yavrulara hatırlatmak lazım bunu. Biz abdest almayı kitaplardan öğrenmedik, okuyarak öğrenmedik diyor. Biz abdest almayı büyüklerimize abdest suyu dökerek öğrendik diyor. Gençler, yavrular, biz abdest almayı büyüklerimize abdest suyu dökerek öğrendik. Onlar nasıl alıyorlar? Ne yapıyorlar? Nasıl davranıyorlar? Onunla öğrendik diyor. Allah onu da bizi de affetsin inşallah. Ne güzel bir söz ama, değil mi? Biz büyük abdesti büyüklerimize abdest suyu dökerek öğrendik. Tabii burada bir incelik var. Burada fevkaledelik var. Burada ilim erbabına, ulemaya, üstadlara, hocalara, dolayısıyla müştehit imamlara, sahabe-i kirama, aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine tebaiyet, onlara ittiba telkin ediliyor. Büyüklerinizin, sevdiklerinizin yolundan gidin. Rabbim ümmeti Muhammed'i gerçek mürşitler, gerçek üstadlar, gerçek hocalarla teyit etsin. Ümmeti Muhammed'in neslinden yine İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Malikler, Ahmed İbni Hanbeller gelsin. Dua edelim Rabbimize, iltica edelim. Yine Muhammed Zahid Kevseriler, Ömer Nasuhi bilmenler bu ümmet yetiştirsin inşallahü rahman. Rabbim cümlesine rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Birincisi diyor günahları, neden böyle söylüyor aleyhissalatü vesselam? Çünkü diğer hadis-i şeriflerinde müjde ediyor. Biz de cemaatimize hep söyledik. Mümin abdest almak üzere lavaboya geldi mi, şimdinin haliyle anlatıyorum. Ellerini yıkadığı zaman diyor aleyhissalatü vesselam, tırnaklarının altındaki günahlara varıncaya kadar. Yüzünü yıkadığı zaman göz kapaklarının içindeki günahlara varıncaya kadar. Kulağını meshettiği zaman kulağıyla dinlediği bütün günahlar, ayağını yıkadığı zaman
yolda yürüdüğü varsa gaflet mahallerine gidişine varıncaya kadar her şeyini Cenab-ı Hak Hazretleri affeder. Gerçek bir mümin, gerçek bir mümin güzel bir abdest aldı mı anasından doğduğu günkü gibi temizdir. Peki namaz hocam? Namaz zaten fazlalık. Namaz zaten ziyade. Namaz zaten nur üstüne nur. Nurun ala nur. Feyiz üstüne feyiz, bereket üstüne bereket. Söyleyeceğim daha diğer maddeler var. Onun için fazla sözü uzatmayacağım. Ama abdest mümin için arınma vesilesidir. Bu bir. Gençler, abdest temizlik vesilesidir. Bir. Bir de abdestin en önemli bereketi, nuru, feyzi nerede? Yarın mahşer gününde abdest uzuvlarımızın parlaklığıyla biliyorsunuz kendimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tanıtacağız. Onun için ben acizane kardeşiniz olarak şimdi abdest geçenlerde bir hayli zaman oldu. Bir 6 ay kadar falan oldu tahmin ediyorum. Bu konuyu okumuştum. Yahu dedim niye ben dua etmiyorum? Şimdi abdest alırken böyle dua ediyorum. Kardeşlerime de söylüyorum. Siz de dua ediniz inşallah. Ya Rabbi beni mahşer gününde abdest uzuvları parıl parıl parlar halde haşret. O zümrede kıl diye. Dua ediniz inşallah. Allahümme mahşurni fi zümratil muhaccaline gurran muhaccaline min atharil vudu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdukları gibi. Birincisi günahlara kefaret olan şeyler abdestmiş, güzel bir abdest. Ama diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zor bir zamanda, soğuk bir zamanda sabah namazına kalkmışsınız. Şimdi tabii o şartlar çok değişti. Evler rahat, sıcak sular, yani kombiler, efendim doğalgazlar, Rabbimin nimetlerine hesapsız şükürler olsun. Eskiden sabah namazına kalkacak dedem bahçedeki, özür diliyorum, işte halaya gidecek. Öyle dede tabiriyle söyleyelim, dedemizin gününden bahsettiğimiz için. İbriğini dolduracak, götürecek, ibriği tekrar getirecek. Belki de bahçede, soğukta, buz gibi Konya'nın soğuklarında vay 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 vay. Şimdilerde her şey kolay elhamdülillah. Rabbim nimetlerimizi artırdıkça şükrümüzle müjdat eylesin. Kıymetli kardeşlerim dua ediyorum. Nimetlerimiz arttıkça şükrümüzle artsın, hamdimizle bereketlensin Rabbimin lütfuyla ve keremiyle. وَانْتِزَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ Günahları affettiren ikinci şey, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. Sabah namazını kılmış, Ya Rabbi sağlık ver, sıhhat ver, afiyet ver, öğleyi de kılayım. Öğleyi kılmış, tabi biraz sonra gelecek, camide ve cemaatle olursa tabi çok 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 daha güzel. Sadece çok güzel demiyorum bakın. Çok 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 daha güzel. Sonuna kadar böyle sayabilirsiniz. Namaz müminlerin nuru. Ve cu'ilet kurratu ayni fi's-salah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de böyle buyuruyorlar. Gözümün nuru namazda kılındı. Allah Allah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir işte böyle üzülecek, sıkılacak, tahayyüre, hayrete düşecek olursa hemen namaza dururlarmış. Onun için gençler, gençler, gençler diyoruz. Dünya nereye giderse gitsin, hangi süratte dönerse dönsün, işleriniz ne kadar çok olursa olsun, dünyanın gidişini muharrinimizin dediği gibi günde 5 defa durduracağız ve 5 vakit namazımızı mutlaka kılacağız. Tamam mı? Gençlerden rica ediyorum. Onlara yalvarıyorum. Aman ha namazsızlardan olmayın. Korkunç bir mahrumiyet. Büyük bir mahrumiyet. Rabbim muhafaza buyursun. İşte ev temizliği var. Ne bileyim hanım kardeşlerimizin mazeretini söylüyorum. Misafir gelecek. Veya gençler için imtihan zamanı. Vizeler var, finaller var, meşgaleler var. Yapılacak iş. Hepsi bir tarafa. Dünyalık bütün telaşlar, bütün meşgaleler bir tarafa. Namaz Allah'ın emri. Namaz müminin miracı. Namaz müminin, Müslümanın baş tacı. Namaz alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerine açılan kapı ve pencere.
O kapıdan girdiniz mi Allah'a gidiyorsunuz. Gençler, tamam mı? Anneniz, babanız, arkadaşınız, dostunuz, yakininiz, sevdiğiniz, eşiniz, hiç kimsenin sana, size namazı hatırlatmaya gerek kalmasın. Ezan okundu mu gençlerimiz, yiğitlerimiz namazda olsunlar inşallahurrahman. Tamam mı efendim? Ve intizaru salati ba'de salah. Hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kıyamet gününde, o korkunç günde arşın gölgesinde gölgelenecek olan yedi bahtiyar zümreyi sayıyor. Hiçbir gölgenin olmadığı, yani ne ağaç, ne duvar, ne çeleng, ne çatı, ne bir şey, hiçbir şey yok. Korkunç bir sıcak, korkunç bir hararet, korkunç bir ateş. Güneş diyor aleyhissalatü vesselam, insanlığın üzerine bir mil kalıncaya kadar inmiş. Şu milyonlar santigratlık derecelik güneş, bir mil, 2 kilometre en fazla üstümüze gelmiş. Sahabi diyor ki, şu hanımların iş gördükleri mili mi kastetti Resulullah, yoksa uzunluk mesafe olan mili mi kastetti bilmiyoruz. Yani güneş tepemizin üzerinde, beynimizin üzerinde. O günde sadece 7 zümre insan var ki arşın gölgesinde gölgelenecekler. Özel bir gölge. Rabbimizin arşının gölgesinde böyle. Onlardan biri de kalbi mescitlerde takılı olan. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Kalbi mescitlerde takılı olan kişi. 5 vakit cemaate devam ediyor. Sabah namazını cemaatle eda etmiş. Ya Rabbi öğleye de muvaffak kıl. Öğle yıkılmış. Ya Rabbi ikindide de buradayım inşallah. Kıymetli kardeşlerim, babacığım rahmetullahi aleyhin sohbetlerinde dinlediğim bir hatıra. Bir zat cemaatin en erken camiye geleni ben olacağım dermiş. Namazdan yarım saat evvel geliyor. Cenab-ı Hak kalbine ilham ediyor ki senden evvel gelen var. Ha, demek ki biri daha var caminin bir köşesinde. Ben daha erken geleyim. 45 dakika evvel geliyor. Senden evvel gelen var. 1 saat evvel geliyor. 2 saat evvel geliyor namaz vaktinden. Gönlünden diyor ki ya Rabbi kim var işte camide kimse yok. Ben varım sadece. Herkesten evvel geldim. Falan kulumu biliyor musun ey kulum? O camiden bak, İslam'ın güzelliğine bak. Niyetin güzelliğine bak. O kulum diyor Rabbimiz ilham ile, daha camiden çıkarken tekrar öbür vakte gelmeye niyet ediyor. Sabahtan çıkarken öğleye, öğleden çıkarken ikindiye, ikindiden akşama, akşamdan yatsıya, akşam yatırken ya Rabbi beni geceleyin kaldır, gece huzurunda uyanık olanlardan olayım, sonra da camime, cemaatime devam edeyim. Eskiden insanları tanıtırlarken selef devrinde kıymetli kardeşlerim, bereketini anlatırlarken bazı şeyler söylerler. Bunlardan biri de hayatı boyu, mesela hayatı boyu üzerine güneş doğmamış insan derler. Hayatı boyu hiçbir cemaati fevt etmemiş, kaçırmamış insan derler. Eskiden ölçü buydu. Şimdiki gibi villada oturuyor, falan sitede oturuyor, efendim falan arabaya biniyor falan değil. Üzerine hiç güneş doğmamış insan, bir diğeri hiç cemaati kaçırmamış insan. Ah, onlardan olabilseydik. Bir yerde rahmet duasına çıkmışlar gençler, yağmur duasına. Cenab-ı Hak ısrar ediyorlar, günlerce dua ediyorlar. Cenab-ı Hak rahmetini vermiyor. Allah dostlarından bir tanesi diyor ki, eğer içinizde varsa bir bugün ikindi namazının sünnetini hiç geçirmemiş birisi, hayr-i müekkettir diye zaman zaman kılmayız ya mesela, ikindi namazının ikindi namazının sünnetini ömür boyu geçirmeyen bir insan varsa o dua yapsın, Cenab-ı Hak rahmetini verecek. Bir zat diyor ki çıkıyor, ben hayatım boyu ikindi namazının sünnetini hiç geçirmedim. Filvaki dua ediyor, Cenab-ı Hak Hazretleri şarıl şarıl rahmetini lütfediyor.
Kıymetli kardeşlerim, biz bugün bazı noktalarda yanılıyoruz. Bereketi, feyzi, nuru, güzelliği başka yerlerde arıyoruz. Onun için orada yok o aradığımız, bulamıyoruz tabii. Ama İslam'a gelirsek, güzel Müslümanlar olursak, ticarette de öyle, aile hayatında da öyle, komşular, her şeyde İslam daima nasıl okudu hadisi şerifi, ne buyuruyordu aleyhissalatü vesselam? Size nur gibi pırıl pırıl bir hayat bırakıyorum. لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ Beyda yani nur gibi. Her yeri güneş, her yeri ışık, her yeri parıl parıl. لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Gecesi bile gündüz gibi diyordu ya aleyhissalatü vesselam. İslam öyle işte. Gece yok, karanlık yok, ihmal edilmiş bir yer yok, bir nokta yok, kör nokta yok İslam'da. Her yeri pırıl pırıl. Hiçbir şey noksansız. Her şey mükemmel haliyle tespit edilmiş, tarif edilmiş. Hatta ben zaman zaman cemaatime söylüyorum biliyorsunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete, çok özür diliyorum ama ilimdir, tuvalette nasıl ihtiyacını gidereceğini, nasıl gireceğini, nasıl ihtiyacını gidereceğini, nasıl temizleneceğini ve taharet yapacağını, nasıl çıkacağını bile tarif etmiş. Tırnak kesmenin şeklini bile tarif etmiş. Hayatımızı tarif etmiş. Ölümümüzü veya ölülerimize ne yapacağımızı tarif etmiş. Her şey böyle. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Kemal diyor, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Kemal artık ondan sonra ona ilave yoktur. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Nimetlerimi de size tamamladım. Ama tamam olanın üzerine bazı şeyler ilave edilebilir. Ama kamile, kemale ermişe bir şey ilave edilmez. Din tamamlanmış ve kemale ermiştir. Ama nimetlerimi daha artırabilirim diyor. وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ Daha sonra Rabbim neler yarattı asr-ı saadetten sonra. Nimetler devam ediyor. Etmeye devamla kıyamete kadar da devam edecek, nimetler artacak. Ama İslam geldiği günkü gibi değişmeden müminler Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Ve evet, intizaru salati ba'de salah, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek de müminlerin günahlarına kefaret olan şeylermiş. Eğer kalbiniz mescitlerde takılı ise, cemaate devam ediyorsak, gönlümüzde her namaz varsa günahlarımız durmadan affolunuyor demektir. Gençler, genç kardeşlerim, eğer göz göre göre namaz geçiremiyorsanız iyi bir haldesiniz. Tamam mı? Ölçü. Acaba beni Rabbim seviyor mu? Allah katında değerli bir insan mıyım? Güzel bir insan mıyım? Rabbimin razı olduğu bir insan mıyım? Ana ölçü. Eğer göz göre göre namaz geçiremiyorsan sen iyi bir insansın. Eğer olur ya senede bir veya iki defa sabah namazına uyanamadığın zaman, sabah kalktığında saate bakıyorsun hemen, eyvah! Güneş doğmuş, namazı kaçırmışım diyebiliyorsan iyi bir insansın. Ama namaz geçmiş, gönülde hiç kıpırdama bile yok. Güneş doğmuş, başka saatten, başka düşünceden bir fark yok. Kalk diyor. Hatta elini yüzünü yıkamadan bile işine çıkıyor. Rabbim muhafaza buyursun. Gusül yok, abdest yok, efendim namaz yok, niyaz yok, el açmak yok, kıbleye yönelmek yok, secdeye alın koymak yok. Yok, yoksa eğer ne fazilet var kim olursa olsun. Yarın mahşer gününde göreceksiniz kıymetli kardeşlerim. Bu adamın şöhreti ve serveti ne olursa olsun hayır yok. Hayır yok, bereket yok. Abdest almayan
Namaz kılmayana dedelerimiz ne derlerdi? Pederis derlerdi. Ne demekse o pederis. Yani eli yüzü nursuz adam demek. Elini yüzünü nurluyor filan diyor, güzel giyiniyor, takıyor, takıştırıyor filan diyor, milletin için öyle çıkıyorsa, hatta erkek olduğu halde makyaj bile yapanlar var biliyorsunuz. Sen bir onun kalbine bir bak. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Ama mümin, mümin pırıl pırıl namazlarını, olur ya elbisesi biraz eski olabilir, biraz fakirul hal olabilir, bindiği araba çok eski model olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir, evi mütevazı olabilir, kerpiç olabilir. Benim çok sevdiğim bir amcam vardı, saygı duyduğum, keramet sahibi. Sevdik kendisini, saygı duyduk ve de dedik ki bir gün evine ziyarete gidelim. Evine ziyarete gittik, baktık evinde iki tane kerpiç odası, kerpiçten yapılmış odası var. Böyle elini uzatsanız çatıya değer filan, öyle mütevazi bir ev. Yahu, yahu, yani ötekiler de öldüler, o da Allah'ın rahmetine kavuştu. Ama arada çok büyük, korkunç farkın olduğunu mahşer gününde göreceğiz. Onun için genç kardeşlerime diyorum, aman ha namaz. Tamam mı? Namaz sahibini yolda koymaz. Nenemin sözüdür bu. Bunlar günahlara kefaret olan şeylermiş. Ve naklul akdami ilel cemaat, cemaate adımları atmak günahlara kefaret olan şeylerdir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Birincisi abdesti güzelce almak, ikincisi günahlara kefaret olan şeyler, ikincisi bir namazdan sonra diğerini beklemek, üçüncüsü de ve naklul akdami ilel mesacit ilel cemaat, cemaate ve mescitlere adım atarak, yürüyerek gitmek. Sahabe-i kiram efendilerimiz, çünkü kıymetli kardeşlerim camiye geldiniz ya şimdi, bunu ben söylemiyorum, Resulullah söylüyor. Şimdi camiye gelirken attığınız her sağ adım için Cenab-ı Hak bir derece nasip etti, bir ecir verdi. Her sol adımınızda bir günahınızı affetti. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi. Her attığınız sağ adımda bir manevi derece kazandık. Peki hocam biz arabayla geldik. Umuyorum ki tekerlerimizin, inşallah öyledir, tekerimizin her döndüğünde Rabbim aynı ecri lütfediyordur. Her bir turunda, yarısında bir, çünkü yarısı rahatlıkla bir adım eder, fazlasıyla eder, yarısında bir derece veriyordur. İnna la nudî'u ecra men ahsene amela. Biz iyi amel işleyenlerin, güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Diğer yarısında da bir günahımızı affediyordur. Rabbim lütfetsin, kerem buyursun, mahrum olmayanlardan eylesin. Sahabe-i kiram efendilerimiz mescide mesela tek bir yol varsa bile yolun sağından giderler, öbür taraftan evlerine dönerlermiş. Niye? Giderken yolun burası yarın şahitlik edecek, orası da dönerken şahitlik etsin diye. Yarın yollar, ağaçlar, kaldırımlar, yürüdüğümüz, bizi gören duvarlar bile camiye gittiğimize, camiden geldiğimize şahitlik edecek. Göreceksiniz. Göreceksiniz kıymetli kardeşlerim. Yeter ki yol camiye gitsin, cemaate gitsin, Allah'a gitsin. Hadi ne diyor şair? Yol oldur ki hakka vara. Böyle bir yol olursa yarın mahşer gününde gençler hep güzelliğe, hep hayra, hep ibadete şahitlik edecek inşallahurrahman. Evet, naklül akdam ile cemaat, bu konuda ayrıca özel hadis-i şerifler var. Sohbetlerimizde zaman zaman okuyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğer üç mükafat ve bereket için de böyle buyuruyorlar. Ve amme deracat, müminin derecelerini artıran, Allah katındaki kıymetini, değerini ziyadeleştiren, onu manen yükselten şeyler nelerdir? Nelerdir onlar? Dereceleri artıran şeyler nelerdir? Fe it'amut ta'am. Dostlara, yakınlara, akrabalara ikramda bulunmak. Yemek yedirmek. Yemek yedirmek.
Onlar sofrada oturduğu müddetçe Allah'ın rahmeti üzerimize yağıyor. Ne diyor büyüklerimiz? Misafir 10 bereketle gelir, birini yer, 9'unu bırakır gider. Dedelerimiz hep böyle söylemişler. Men ca'e bil hasenete felehu ashru amsalha. Ayeti kerimeden almadı kıymetli kardeşlerim. Maalesef son zamanlarda kalmayan bereketlerden, güzelliklerden veya azalan diyeyim, kalmayayım demeyeyim de azalan güzelliklerden birisi de misafire ikram. Çünkü yani misafire ikramı külfet haline getirdik dostlarımızı, arkadaşlar. Sahabe-i kiram camiden çıkıyorlar, biraz farklı gördükleri kişiyi, hadi bize gidiyoruz diyorlar. Bize gidiyoruz. Biz hiçbirimiz böyle yapamıyoruz. Önce hatundan izin almamız lazım. Ertesi gün bir dünya masraf etmemiz lazım. Sonra hazırlıkların yapılması lazım. Mesela içinizde var mı? Ben zaman zaman söylerim. O gün akşam kabak yemeği var sofrada. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği yemek. Misafirine kabak yemeği ikram eden var mı içinizde? Olur mu hocam ya? O çok ayıp. Neuzübillah. Neuzübillah. Bir kişinin diyor, bakın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sohbetimin başında söyledim ya, gecesi bile gündüzü her şeyiyle nur ve bereket diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, herhangi bir Cenab-ı Hak Hazretlerinin nimetini misafirine bu olmaz diye küçük gördüğü için ikram etmeyen helaktedir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ya canım, misafire bu ikram edilir mi? Dediğiniz zaman büyük hata işlediniz. Bir kişiye de bir mümin kardeşi herhangi bir şey ikram eder de eğer kendisine ikram olunan şeyi beğenmeyecek olursa yine helaktedir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yahu bize adamcağız evine davet etti, evine davet etti de şunu ikram etti. Bir arkadaşımız öyle diyor. Ne olur, bazen böyle şeyler olduğu gibi anlatıyorum. Beni garip görmeyin, şey etmeyin yani, ayıp karşılamayın kıymetli kardeşlerim. Davet, akrabalardan biri diyor, uzun süredir bizi davet etmiyordu, olmuş bir hadise. Bizi davet, babamları davet etti diyor, gittiler. Baba ne ikram ettiler dedim diyor. Tavuk ikram ettiler dedi diyor böyle. Aynen bu tabirle, tavuk ikram ettiler. Ne olacak? İlla kırmızı et olacakmış. Öyle olması lazımmış. Yahu o da senin için can verdi be. O zavallı, o nazlı varlık da senin için can verdi. Nasıl küçük görürsün? Tabii bu bir misal. Müminler olarak misafire ikrama önem vermeliyiz. Değer vermeliyiz. Ne denilir bizim eski kültürümüzde? Tanrı misafiri. Yani onu size Allah göndermiştir. El-cud minel mevcud derler eskiler. Araplar öyle söylerler. Cömertlik elde olandandır. İmkanın olduğu kadar. Becerebildiğin kadar. Gücün yettiği kadar. Sofrayı donatabildiğin kadar. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim zayfahu. Sizden biriniz Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim zayfahu, misafirine ikram etsin diye buyuruyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Ama zorlamakta yok, borca girmekte yok, ne bileyim sıkıntıya düşmekte yok, ailenin nafakasından kesmekte yok. Elde olan imkanla. Tamam mı efendim? Biz hepimiz mümin kardeşleriz. Kişinin manevi derecesini artıran şeyler, bir, it'amu ta'am ve ifşa'u selam, selamı yaymak diyor aleyhissalatü vesselam. Yolda gördüğünüz mümin kardeşlerinize selam vereceksiniz. Bakacaksınız haline şöyle. Bid'at hali yoksa, gayrimeşru bir hali yoksa selam vereceksiniz. Çünkü selam Allah'ın selamıdır. Genç kardeşlerim. Resulullah öyle tarif ediyorlar. Özel selam derslerimiz oluyor biliyorsunuz. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alamen ta bugünün dünyasını 1400 yıl evvelden görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle buyuruyor. Alamen arafta ve men lem ta'rif. Tanıdığın tanımadığın herkese selam vereceksin. Şimdi maalesef biz yolda tanıdığımız insanlara selam veriyoruz. Tanımadıklarımıza vermiyoruz. Zaman zaman anlatırım. Ezanımız da okunuyor. Zaten ileri gidemeyeceğiz. Kabe'nin karşısındayız.
Bir kardeşim karşı taraftan geliyor. Böyle Türk bayrağı da var ceketinin cebinin üzerinde. İnanın böyle harem-i şerifin içindeyiz. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi, kolumdan tuttu ve beni geri çevirdi gittiğim taraftan. Biraz da sert yürüyormuş yolda. Şöyle yüzüme böyle baktı, dikkatli dikkatli. Hayırdır dedim, niye baktınız? E dedi, selam verdin bana dedi. Evet selam verdim ama ben seni tanıyamadım dedi. Yahu ben de seni tanımıyorum dedim. Ben de seni tanımıyorum ama Müslüman kardeşimsin, Kabe'nin karşısındasın. Yaşadığım bizzat bir hatıram. Bir mümin kardeşim diye selam verdim dedi. Aa tamam öyleyse dedi, Allah kabul etsin yürüdük. Bu hale getirmişiz selamı maalesef. Tanımadıkları öyle değil aleyhissalatü vesselam. Tanıdığın tanımadığını, yeter ki dediğim gibi selamı alacak veya selama layık olacak bir kişi olsun. Tamam mı efendim? Selam vermeye değer olsun. Hali, tavrı, kılığı, kıyafeti selam vermeye değmiyorsa oldu, sen bilirsin. Ama bazen, çoğu zaman, bazen değil çoğu zaman yanılıyoruz. Öyle suizan ettiğimiz insan oluyor, selam veriyoruz. Ve aleykümselam ve rahmetullah kardeşim diyor mesela. Gördüğün zaman pek hoşuna gitmiyor. Selam veriyorsun, mis gibi selamı alıyor. Hatta memnuniyetini ifade ediyor. Öyleyse sen selamı ver. Zaten sen selam verdiğin zaman almazsa eğer, geri almaya falan gerek yok. Halkımızda böyle bir şey var. Almaya gerek yok. Melekler var orada, senin selamını o almazsa melekler alıyorlar. Tamam mı? Üzülme. Ondan çok daha hayırlı varlıklar. Böylesiyle de karşılaştık mı? Elbette. Selam veriyorsunuz, merhaba diyor mesela. Merhaba başka, selam başka. Selam, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun demektir. Tamam efendim kıymetli kardeşlerim. İfşavus selam, dereceleri artıran şeyler diyor. Bir zat gelmişti, şu kadarını söylemem lazım. Bir zat gelmişti, selamun aleyküm dedi. Aleyhissalatu vesselam ve aleykümüsselam dediler. Oturdular, 10 buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bir başkası geldi, esselamu aleykum ve rahmetullah dedi. Aleyhissalatü vesselam selamı aldılar, 20 buyurdular. Dereceler nasıl artıyor bakınız. Bir başkası geldi, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Bir cümle daha fazla, bir kelime daha, cümle değil, bir kelime daha fazla söyledi. Aleyhissalatü vesselam 30 buyurdular. Ya Resulallah, herkes hepsi selam verdiler ama birine 10, diğerine 20. Diğerine 30 buyurdunuz. Onlar kelimeleri artırdılar. Kelime her arttıkça onar onar sevapları arttı buyurdu aleyhissalatü vesselam. Onun için selam verdiğiniz zaman esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu diye en azından kelimeleri çoğaltın ki dereceniz artsın. Son bir tespit. Artık kalanını gelecek haftaya devam ederiz inşallahurrahman. Ve salatu billeyli ve nâsu niyam. Müminin manevi derecelerini artıran şeylerin üçüncüsü buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Allah katındaki kıymetin artsın istiyor musun? Cenab-ı Hak Hazretleri daha çok sevsin seni istiyor musun? Manevi derecelerin yükselsin istiyor musun? Bu üç şeye dikkat edecekmişiz demek ki. Bolca ikramda bulunmak, yemek yedirmek, selamı yaymak, insanların uyuduğu saatte geceleyin teheccüde kalkıp namaz kılmak, Allah'ın huzurunda olmak. Kıymetli kardeşlerim, eğer ki vardır, içimizde varsa, gencinden yaşlısından teheccüde kalkanlar varsa, teheccüd kılanlar varsa, onlar özel insanlardır. Bakın ben size söyleyeyim. Onlar seçilmiş insanlardır. Onlar mübarek insanlardır. Onlar Allah'ın sevdiği insanlardır. Bütün cihanın gafletle uyuduğu zamanda Cenab-ı Hak Hazretlerinin kaldırıp uyandırıp da kulum sen benim kulumsun gel huzuruma diye Rabbimizin huzuruna çektiği mübarek insanlardır. Onun için bilhassa şu iki şeye çok dikkat etmek lazım. Her gece uyanık olan, yani buna gıpta etmek lazım, buna imrenmek lazım, bunlardan olmaya çalışmak lazım. Her gece Allah'ın huzurunda olan insan olmak,
teheccüde kalkan mümin olmak, cemaate 5 vakit devam eden mümin olmak. Yüce Rabbim bizi sevdiği ve seçtiği kullar zümresine ilhak eylesin. Fazilet burada, bereket burada, nur burada, hayır burada, iyilik burada, Cenab-ı Hak Hazretlerine kurbiyet burada, İslam ahlakıyla, peygamber ahlakıyla, sahabe ahlakıyla ahlaklanmak burada. Sahabe-i kiram efendilerimizden biri öyle buyuruyor. Bizim hepimizin diyor sabah namazlarında gece uyanıklığından dolayı gözlerimizi kırmızı kırmızı görürdün. Geceleri uyanık olduğumuz için. Yani sabah namazına kalkmak gelmek de büyük fazilet ama sabah namazında dahi gözlerimizde bir kırmızılık olurdu. Çünkü dedemin adeti buydu. Yatsı namazından gelir yatır, geceleyin teheccüde erkence kalkar, teheccüdünü bitirir, evradı ezkarını çeker, sonra sabah namazının cemaatine gider. Şimdi saat 1'e, 2'ye, bazen 3'e kadar televizyon seyrediliyor, ondan sonra da yatılıyor, ondan sonra da teheccüde kalk da göreyim seni. Hem geç yatmış, öyle mi değil mi, Allah için söyleyin. Hem geç yatmış kalkamaz bir, hem de teheccüde kalkmaya liyakat yok. Hani güzellikle gelecek ki o güzelliği devam ettirebilsin. Teheccüde kalkmak için kalite yok. Şey yok, bereket yok. Çünkü akşam gafletle, fuzuliyatla geçirildi ömür. Rabbim muhafaza buyursun. Yüce Rabbim, tekrar iltica ediyorum, bizi sevdiği ve seçtiği kullar zümresine ilhak eylesin. Sadece söyleyenlerden değil, hocasıyla, cemaatiyle amel edenlerden eylesin. Yarın mahşer gününde lime tekulûne mâ lâ tef'alûn, yapmadığınız şeyi niye yapıyorsunuz durumuna düşmekten cümlemizi, yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz durumuna düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Bizleri sevdiği ve seçtiği kullar zümresinde haşreylesin. Kainatın efendisinin ham sancağının altında ve mana kanatlarının altında cem eylesin. Sıratı yıldırım suratiyle geçip ilk girenlerle cennete giren bahtiyaran zümresinde de daim ve kaim eylesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Hadis-i şerifi tam bitiremedik. Rabbim ömür verirse gelecek hafta kalanlarını da sayarız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte önce kefaret, günahlara kefaret olan şeyleri sayıyor. Sonra müminin derecesini artıran şeyleri sayıyor. Sonra münciyat, kurtuluş vesilesi olan halleri ve davranışları anlatıyor. Sonra da kişiyi helake düşüren halleri ve durumları anlatıyor ki hepimiz bu güzel ahlak umdeleriyle ahlaklanalım diye. Cumanız mübarek olsun. Bugün bizler için, millet olarak güzel bir gün. Rabbim şehitlerimizin, 30 Ağustos biliyorsunuz, şehitlerimizin kabirlerindeki nurlarını ve bereketlerini bir daha âli kılsın. Kıymetli kardeşlerim, şunu unutmayalım. Onlar öldü de ben burada konuşuyorum. Siz rahatlıkla cemaate, camiye geliyorsunuz bu hürriyet havası. Onlar can verdiler biliyor musunuz? Onlar hatta 16, 17, 18 yaşlarında birer fidan iken bu memleket için can verdiler. Şimdi efendim Doğu Türkistan'da onun için ölünüyor. Rabbim bütün şehitlerimizin makamını bir daha âli kılsın. Hafta içerisinde de Safer ayı bitiyor. Rabiül Evvel ayı, kainatın efendisinin dünyayı teşrif ettiği güzel ay giriyor. Ruhen hepimiz hazırlanalım inşallahü rahman. Mevlid-i Nebevi'de beraber olmak niyaz ve duası ile Rabbim cumamızı mübarek kılsın, ibadat-ı taatımızı ahsen-i kabul ile makbul eylesin, dualarımızı müstecap kılsın, günahlarımızı affeylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.